Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda orkidelerinizi canlandıracak, bol bol çiçek açtıracak, yapraklarının daha canlı, sert olmasına yardımcı olacak doğal gübre tarifi paylaşacağım. Bir de orkide yaprakları neden sararır ve yumuşar, tedavi etmek için neler yapmalıyız, bunlarla ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerin yapraklarının sararıp yumuşamasının birinci nedeni, aşırı sulamadan ve düzensiz sulamadan olur. Orkidenin toprağı ve kökleri tamamen kurumadan kesinlikle su vermeyin. Kökleri gri beyaza döndükten sonra su verebilirsiniz. Eğer böyle yeşilimsi ise kökleri kesinlikle su vermeyin. İkinci nedeni kalitesiz topraktan olur. Evde baktığınız orkidelerin toprağı eğer bu şekilde ince yapraklı ise bunu kesinlikle değiştirin. Evde baktığınız orkidelerin toprağı bu şekilde küp şekerden biraz küçük, zeytin tanesinden biraz büyük olacak şekilde iri taneli olmalı. Orkideyi ne kadar çok sularsanız ve toprağı ne kadar nemli kalırsa o kadar hastalıklara davetiye çıkartırsınız. Unlu bit, mantar hastalığı, küflenme gibi hastalıklarda yine yapraklarının yumuşayıp sararmasına neden olur. Orkideyi ne kadar az ve düzenli sularsanız o kadar gelişimi güzel olur. Eğer evde değişen hava yoksa saksıya delikler açın. Bu şekilde hava değişimi olur. Hem çiçek açmasına, dal vermesine teşvik eder. Köklerinin ve toprağın hava almasına yardımcı olur. Dördüncüsü, eğer evde baktığınız orkideye bu şekilde kupaların içerisinde bakıyorsanız, orkideyi suladığınız zaman kupa içerisinde güneş görmediğinden dolayı toprağı sürekli nemli kalır. Bildiğiniz gibi orkidenin kökleri güneş ışığıyla fotosentez yapar. Güneşten aldığı enerjiyi kendisi için faydalı hale getirir. Eğer kupanın içerisinde bu şekilde baktığınız zaman güneş görmez. Toprakla sürekli nemli kalır. Bu da mantar hastalığı, unlu bit gibi hastalıkları davetiye çıkartır. Orkidenin kökleri mutlaka ışık görmesi gerekir. Çünkü kökleriyle fotosentez yaparlar, yapraklarıyla değil. Yaprakları sararmış ve yumuşamış orkideyi evde tedavi etmek için neler yapabiliriz? Birincisi, orkideyi saksından çıkartın. Küflenmiş, çürümüş, mantarlaşmış kökleri güzelce bir makas yardımıyla temizleyin. Hastalanmış ve çürümüş kökleri temizledikten sonra böyle bir kabın içerisine su koyun. Bir yemek kaşığı Arap sabunu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra kalan kısımları, kökleri güzelce temizleyin. Arap sabunuyla temizledikten sonra kenara bırakın. Birkaç saat kurumasını bekleyin. Orkide kökleri kururken siz de orkidenin saksını güzelce sirkeli su ile güzelce dezenfekte edin. Dezenfekte ettikten sonra temiz, güzel, iri taneli toprağı dikin arkadaşlar. Yeni toprağını diktikten sonra sarımsak ve aspirinli su yapın. Çok aşırı olmayacak şekilde bir miktar sulayın. Daha sonra aydınlık bir ortama bırakın. Bir de arkadaşlar, unuttum söylemeyi. Toprağını diktikten sonra yapraklarını da güzelce dezenfekte etmek için, temizlemek için sallama bir çay hazırlayın. Su soğuduktan sonra orkidenin yapraklarını şöyle bir pamuk yardımıyla güzelce temizleyin, dezenfekte edin. Bildiğiniz gibi çayda antibakteriyel ve antimikrobiyel özelliklere sahiptir. Bu şekilde temizleyin. Mikroplarla, bakterilerle savaşmasına yardımcı olur. Daha dayanıklı hale gelir. Altını üstünü güzelce temizleyin. Bu işlemi haftada iki sefer uygulayın. Orkidenin sağlığı için
Bu şekilde yaparsanız hastalıklara karşı direncini artırır, daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bunu limonlu suyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde güzelce temizliyoruz. Daha sonra aydınlık bir ortama bırakıyoruz. Orkidenin toprağı kurudukça suluyoruz. Bu şekilde orkidemizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi orkideye fazla su vermekten kaçının. Orkidenin toprağı tamamen kurumadan ve kökleri gri beyaz olmadan kesinlikle orkideye su vermeyin. Bir de aşırı besin takviyesi yapmayın. Bu işlemi haftada iki sefer uygularsanız hem de yapraklarının çatlamasının önüne geçmiş olursunuz. Bu şekilde yaprakları çatlamaz, nemlenmiş olur. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi sizlere orkidelerinizin bol bol tomurcuk çıkartıp çiçek açmasına yardımcı olacak gübre tarifini vereceğim. Şöyle arkadaşlar, hayvan gübresi. İnanın çok etkili. Ben bu gübreyi verdikten sonra orkideme ve diğer çiçeklerime, orkidelerim gördüğünüz gibi daha bir canlandı böyle. Yaprakları falan daha böyle genişledi. Parlak parlak. Çok etkili, çok faydası var. Bildiğiniz gibi hayvan gübresinde azot, fosfor, potasyum bol miktarda var. Şimdi bunu nasıl hazırlıyoruz? Şöyle suyum var arkadaşlar. Oda sıcaklığından dinlenmiş. Bunları, hayvan gübresini küçük küçük içerisine ufalıyorum bu şekilde. Ekliyorum. Bu tarifi mutlaka yapın arkadaşlar. Çok etkili. Yani bildiğiniz zaten hayvan gübresi en doğal gübre. Bitkinin hastalıklara ve zararlara karşı direncini artırır. Ben bunu orkidelerime verdikten sonra orkidelerim daha canlandı böyle. Yaklaşık bir avuç, 1,5 litreye ekledim arkadaşlar. 1,5 litreye bir avuç hayvan gübresi. Daha sonra ağzını kapatıyorum. Bunu güzelce çalkalayacağım. Bu gübre içinde tamamen eriyene kadar bu şekilde çalkalıyoruz. Tanecikler kalmayacak içerisinde. Daha sonra ağzına kadar su dolduruyorum arkadaşlar. Tamamen dolduracağız. Daha sonra arkadaşlar bunu bir gün bekletin. Bir gün beklettikten sonra şöyle bir pet şişe kesin. Sulayacağınız orkideyi içerisine şöyle bırakıyoruz. Daha sonra hazırladığımız bu su ile suluyoruz. Ben sulamayacağım çünkü yeni gübre verdim bunlara. Şöyle gördüğünüz gibi kökleri yeşil. Şimdi verirsem orkideye zarar veririm. Bunlara da verdim bu sudan. Arkadaşlar çok etkili. Mutlaka deneyin bu gübreyi. Zaten bildiğiniz gibi en doğal gübre hayvan gübresi. Hazırladığım bu suyun içerisinde yaklaşık 5 dakika falan beklettim. Kökleri ve toprak iyice ıslandıktan sonra çıkartın. Fazla bekletmeyin içerisinde. Suladıktan sonra daha sonra diğer orkideleriniz varsa, başka fazla orkideleriniz varsa aynı suya koyarak sularsınız. Kalan suyu da diğer çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Orkideler azotlu suyu çok sever. Bildiğiniz gibi hayvan gübresinde de bol miktarda azot var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazarsınız. Oradan size yine yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.